Merhabalar. Bu videomuzda sizlere Blitzwolf marka solar şarj aletini tanıtacağım sana. Gerçekten mi? Evet. Sürpriz olsun dediğin bu muydu? Evet. Kampa falan gidiyorsun ya sen. Aa, çok mantıklı. Ya. Beğendin mi? Beğendim. İşe yarıyor. O zaman kutu açılışını yap. Kutu açılışı. Detay çekelim. Vay be. Detay çekelim. Bir gün kutu açılışı yapacağımda hıyar çıktı. Hadi. 20 watt solar şarj. Solar şarj watt. İçinde bir şeyler daha var. Var var. Bak şimdi. Takmaca zımbırtları. Aynen, takmaca var. Şundan 4 tane var bundan. Bunları kaybederseniz de bulursunuz. Bunlar çok önemli parçalar değil. Aynen öyle. Standart bir Android şarj. USB 2.0 var. Bunu koymuşlar. Orada user manuel var. Manuel var. Türkçesi var mı? Türkçesi. Tamam. Yok, İngilizcesi var. Bakalım. Sen onun Çince olmadığına dua et. Aynen, Çince de olmadı. Şimdi bu. Kutu açılışı bu. Şimdi. Esas kutunun açılışı var. Evet. Hadi bakalım. Cırt cırtlı bak. Şey olmaz yani. Oh dur. Acayip şeyler çıkıyor içinden. Biz bunu şeye bağlasak sıcak su da verir bu bize. Ne? Bu mu da yani? Video alırız onu. Şurada bak, şu kadar bir zımbırtı var. Buna evet. Bağlı. Buraya kabloyu takıyorsun, şarj ediyorsun işte. Ha budur yani. Bunu bu. Da bir açıyorsun güneşe. Ediyor mu peki? Deneyeceğiz. İlk defa açtım. Evet. Ürün bu. Ama gerçekten çalışıyorsa müthiş bir şey. Diyor ki output diyor 5 volt diyor, 3 amper diyor maksimumda çıkış. Evet. İyi. Panel type diyor, sun power diyor. İlla sun power mı olacak, ona bakalım. Gölgede çalışıyorsa zaten daha iyi. Tabi deneyelim. Bu arada söküyorum kablosunu. Hayır. Ha olur. Ben de benim telefonda ben kablosunu getirmiştim. O zaman bunu açmayalım, kalsın öyle. Yani kapalı kalsın. Lazım olur. Oo, mandrak gibi oldu. Ben bunu böyle bilgisayara bağlıyorum. Uzun bir kablom vardı. Taktık. Aha da buraya. Başka da bir şey yok zaten. Kullanması gayet taktım. Basit yani. Vay, doluyor. Şu an gölgedeyiz. Dolmaya başladı. Şarj etmeye başladı. Şarj etmeye başladı. Güzel. Çok acayip şeyler oluyor teknoloji. Ben güneşte olmayınca belki şarj etmez. İlk başta çok korkmuştum. Gölgedeyken de oluyor. Ama bak şu var. Güneş okey. Güneş okey, bulutlu hava yani, kapalı hava böyle bu tarz olur ama diyor, yağmur yağınca diyor bizim de işin rengi değişti. Acaba bu ıslanmasın mı diyor, ne diyor? Bence hem ıslanmasın diyedir ya. Ama yağmur yağınca hani kapalıyken oluyor da yağmur yağınca mı hani su değiyor diye mi acaba? Ondan olabilir. Bir de bulut, şimdi güneşi bulut kapatmıyor. Buralardan falan yansıyıp buraya geliyor ya, bulut kapattığı zaman güneşin belki ama, bilmiyorum da boşa konuşuyor da olabilir. Güneşin evet. Feri kaçıyor olabilir belki buluttan. Olabilir. Olur ya. Olabilir. Evet, ben bunu Banggood'dan aldım. 35 dolar mıydı, 40 dolar mıydı? O civar bir şey. Gümrüğe takılmıyor o yüzden. 70 doların, 70 euronun herhalde altında. 70 diye biliyordum, doğru mu bilmiyorum. 70 falan ya da 50 mi, öyle bir şey olması lazım. Ben şöyle bilmiyorum. Oluyor. Hani takılmadı değil, gümrüğe takıldı bu. Dediler ki, hani bunun içinde ne var bu kutunun? Ben de linkini gönderdim, bu vardı. Tamam dediler, gönderdiler. Aklınızda bulunsun. Temiz. Bu yararlı benim bir şey ya. Bu şu an şarj ediyor benim için ya. Okey. Bitti. Yani bir yere giderken arabanın arkasına falan mesela bunu açabilirsin. Tamam. Olur. Bilmem ne. İlla torpille sokacağım. Bir diye. Yerde oturuyorsun. Ya bunu bir şarja takalım derdin yok. Aç oraya. Gibi. Şöyle de bir şey. İşte atıyorum sırt çantanda. Sen gezginsin ya. Gezgin evet. Diyeyim hadi. Gezginim ben. Kemal'in bu arada çok güzel videoları var. Tabii. Düz konser adamında. Evet. Motto müzikte ama bakabilirsin. Ama önce buradan Kemal'in kanalına bir abone olun. Nerede? Orada şurada mı olacak? Orada bir. Hayır, oradan değil. Şu, senin taraftan geliyor. Ters dönüyor görüntü. Doğru. Öyle işte, biz de çekiyoruz. Okulunu okuduk da çok bilmiyoruz. Senin okul neydi? Ha? Bölüm? İletişim ve tasarım. İletişim var. İletişim var. Tek tasarlayayım. Böyle bir cihaz işte ya. Ben bunda, sevdim bunu. Bunu da niye anlattım böyle ufak ufak incelemeleri? Teknosafari.com'da biz böyle incelemeler yapalım diyoruz Teknosafari için. Bir aslında bir altyapı. Hani bilmiyorum. Almayı düşünen varsa böyle hani değişik ürünler. Mesela bir tane şey aldım ben, duvara yansıtan projektör. Aynı yerden. Onu da başka videoda anlattım. O da iyiymiş ya. Ufak, o da ucuz bir şey böyle. Ucuz bana projektör lazım, ondan alayım ben de. Ben onun detaylarını seninle bu video yaparken konuşayım. Tamamdır. Evet, dediğim gibi alt tarafta linki var. Ve bu tarz böyle gadget mi diyorlar artık? Yani ürünlerin gadget diyor, elin gavuru. Gavur gadgetler. Gavur gadgetler, biz ürün diyelim. Ve bu tarz böyle ürün videoları isteyen varsa da videoyu beğensin ya. Benim yani
genelde izleyenler videoları beğenmiyor. Hani şey böyle. Beğenmeyebilirsin ama yine de beğene tıkla. Ne diyeyim? Ağzımı dinlerdim diye. Sen tıkla ya, geçsin. Ne yapacaksın? Eline değiliz. Yapışmaz ki. Para gitmiyor tıkla. Evet. Yana. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle detayda gireyim de bak. Bunu görsünler. Detay çekelim. Tuğrul Bey. Tabii. Hocam. Şurada hani buraya böyle para koysan aslında. Böyle. Ya telefonu koyabilirsin oraya belki. O da mantıklı. Koy telefonu böyle hop gitsin. Ama seninki sıkıldı mı? Ama kapattıktan sonra da şarj olmuyor. Yok hani açıkken telefon uzakta durmasın da. Bayağı falan. Evet. Yine bir kapatamadık. Kapatamadık diyor. Kapatayım mı? Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.